Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de yeni bir videomuzla karşınızdayız. Yeni Mesaj TV YouTube kanalında Sanayi Günlüğü programında GNR Makina Celalettin Günar Bey'in işletmesindeyiz. Bugünkü programımızda Celalettin Bey bize yaptığı sektörle alakalı bilgiler verecek. İnşallah faydalı oluruz sizlere de. Sayın Celalettin Bey, sohbetimize başlamadan önce dilerseniz sizleri biraz tanıyalım. Celalettin Günar kimdir? Nerelidir? Bu işe ne zaman başlamıştır? Celalettin Günar Konyalıdır. Orijinal Konyalı olup 1958 yılında Konya'da doğduk. Nüfus kağıdımız Konya Harmancık olup Aksinden Mahallesi'nde büyüdük. Sanayi hayatımız 1974 yılında sigortalı olarak Konya Süt Fabrikası'nda usta olarak çalışmaya başladık. Yani şu anda emekliyiz ama yine işletmemize devam ediyoruz. Bu işletmede neler yaptığımızı konusuna gelince, müsaade ederseniz maskemi çıkarayım ya, şöyle ses daha iyi gelsin. Bu işletmemizde genellikle Konya'da ihtiyaç duyulan paralel taşlama, double dix dediğimiz İngilizcesi, yani Türkçesi iki taşlı paralel taşlama tezgahlarında ön hazırlık parçalar üretmekteyiz. Firmaların talepleri doğrultusunda, yani bu pompa sektöründe, kompresör sektöründe, efendime söyleyeyim özel pul sektöründe ihtiyacı olan insanlara belli ölçülerde, belli toleranslarda ve belli paralellikte standart dahilinde parsalar taşlamaktayız ve bunların hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca bazı kalıplarımız vardır. İhtiyacı olan firmalara bu kalıplardan ön hazırlık yapıp bu parçalar satmaktayız. Cihattin Bey, söylediğiniz bir söz dikkatimizi çekti. Usta olarak başladım dediniz. Bir çıraklık dönümünüz yok mu? Şimdi bir yanlışlık şöyle oldu. 1976 yılı Konya Teknik Lise, eski ismiyle Teknisyen Okulu mezunuyuz. O yüzden Sanat Okulu, Konya Merkez Erkek Sanat Okulu, şimdiki ismiyle Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise olarak ismi değiştirilen yerde hem görev yaptık hem orada 4 sene okuduk. Öyle olunca çıraklık dönemimiz okulda, sanayide, okuldaki tezgahlarda sanayiye üretim yapmakla geçti. Konya'daki arkadaşlar bu konuyu çok iyi bilirler. Yani 2 sene, 4 sene öğrenciliğimiz vardır, 2 sene de okula hizmetimiz vardır. Ondan sonra askerlik hayatımızdan sonra Konya'da bulunan Subak Fabrikası'nda atölye şefi olarak görev yaptık, Supar firmasında. 86-87 yıllarına kadar orada çalıştık. O tarihten sonra kendi iş yerimizi açtık. Konya subap üretimi konusunda epeyce bir çalışmalarımız oldu. Sonra mevcut olan ortaklığın ayrılmamızdan dolayı biz bu işe yöneldik. Bu makineler, bu gördüğünüz makineler Konya'da dışarıya hizmet veren ilk makineler biziz. Bunların benzerleri Bursa'da var, Konya'da başka bu şekilde çalışan bir makine yok. Daha önce içeride gezdiniz, gördünüz. Bu makineler paralellik, ölçü ve tolerans konusunda çok hassas, yani mikron seviyesinde iş yapan makinelerdir. Celalettin Usta, çalıştığınız makineleri gördük. Çok büyükler. Bu makineler ne işe yarıyor? Nasıl temin ediyorsunuz? Kendiniz mi üretiyorsunuz? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi bu makineler biraz eski model olup, fakat yani konusunda uzman olan, yani üçü Alman firmasına ait, bir tanesi Amerikan firmasına ait. Şu anda isim vermek istemiyorum. Bunlar kullanmış makineler. Ama makinelerin gövdeleri çok sağlam olduğu için biz bu makineleri ikinci el olarak yurt dışından getirdik. Burada kendimiz komple sistemimize göre mekanik aksamını ayarladık. Yine kendi sistemimize göre de kontrol ünitelerini kendimiz yaptık. Yani İngilizcesi overhaul dediğimiz, yani yenileştirme olarak yapıldı. Yani öyle olduğu için biz bu makineler konusunda istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde yurt dışından makine getirip üzerine sistem geçirebiliriz. Efendime söyleyeyim, fonksiyonlarını ayarlayabiliriz. Bu konuda da bilgimiz, tecrübemiz, ekibimiz müsaittir. Bunları taş çapları büyük. Biri 900
Bir tanesi 750, geri kalan 3 tanesi 900 çapında olup çift taş olduğu için paralel taşlama konusunda pul sektörü, kompresör sektörü, pompa sektörünün hassas olan parçalarının taşlanması ve leplenmesi konusunda yani müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Celalettin Usta, burada yaptığınız işlemde şunu anlıyoruz. Paralel taşlama, yani karşılıklı taşlama. Taşlama yaptığınız parçalar otomobil sanayi veya endüstri sanayinde kullanılan parçalar. Anladığımız kadarıyla bunlar size yarım amin olarak geliyor. Sizin işlemenizin ardından üretim sonuçlanıyor. Doğru mu? Şimdi dediğiniz soruyu iki şekilde cevap vereyim. Bir tanesi bu dışarıdaki arkadaşlarımızın tezgahlarına bağlanması için referans noktalarının tespit edilmesi, düzgünlüğün sağlanması, belli de ölçüde gelmesi lazım. Böyle olunca biz burada hem şey olarak, ham madde olarak aldığımız parçaları belirli ölçüde, belirli standartta taşlıyoruz, müşterimize veriyoruz. Bir de son işlem olarak işlenmiş olan parçaları taşlanması, sonrasında leplenmesi gibi yani artı eksi 5 mikron seviyesinde taşlayarak kendilerine teslim ediyoruz. Celalettin Usta, lebleme dediniz. Lebleme nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz? Lapping dediğimiz İngilizcesi olan parça taşlamada yüzey olarak yani RA dediğimiz yüzey pürüzlülük değeri 1.2-0.8 arasında çıkar. Leplemede kullandığımız özel kumlarla 400 kum, 200 kum biz yüzey pürüzlülüğünü RZ0.4'e kadar indirebiliyoruz. Ve de tam olarak artık binde mikron seviyesinde leplemeler yapıyoruz. Hem yüzey pürüzlülüğünü düşürüyoruz hem ölçü standardını tam olarak sağlıyoruz. Bunlar genelde pompada kullanılan ve hassas işlerde kullanılan parçalar için istenilen bir kısım. Yüzey pürüzlü olmadığı için sürtünmeden dolayı meydana gelecek aksaklıklar parça üzerinde oluşmuyor. Oluşmadığı için de parça çok rahat çalışıyor. Bazı müşterilerimizin taleplerinde bu lepleme işini istiyorlar. Biz de bu hizmeti onlara veriyoruz. Ekibimizin gördüğü kadarıyla yoğun bir makine parkurunuz var. Her ne kadar makineler çalışsa da insan gücüne de ihtiyacınız var. Ve aynı zamanda makineleriniz mekanik olmakla birlikte elektronik. Bunları kullanacak iş gücünü yerine getirebilecek ekibiniz yetişiyor mu? Var mı? Yetişmiş eleman bulabiliyor musunuz? Nasıl çözüyorsunuz bu sorunu? Şimdi bu sorun hakikaten büyük bir problem. Bir eskisi gibi usta kalfa ilişkileri şu anda bitmiştir. Gelen insanlar vardır. Kendi evlatlarımız var iki tane. Onlara bu makineleri öğretiyoruz. Taşın değişmesi, programın hazırlanması, efendim parça vermesi, alması, efendime söyleyeyim ölçü kontrolleri, arkasından bu taşlama sıvılarının ayarlanması, o suyun oraya verilmesi, alınması gibi yani tezgahlar çok büyük. O yüzden de büyük suya ihtiyacımız var. Bunun da belirli bir oranda olup parça üzerinde deformasyon yapmadan, parçayı ısıtmadan o suyu vermemiz lazım. Yani bu da bir problem. Ama biz bunları çözmeye çalışıyoruz ve çözüyoruz. Bu bilgimizi de çocuklarımıza, giren iki tane arkadaşımıza anlattık. Şu anda şeyimiz yok yani, bir problemimiz yok. Ama ileride ne olur ne olmaz hakikaten ben de bilemiyorum. Dediğimiz gibi bu tezgahlar Konya'da piyasaya iş yapan tezgahlar olarak İlk defa bizde var. Konya'da bu konuda sektörde tekiz. Yani Bursa'da olduğunu biliyoruz. Onda bazı arkadaşlar da vardır. Biz genelde her türlü parçanın taşlanması ve leplenmesi konusunda belirli ölçülerde her türlü parçanın yapmasını sağlıyoruz. Ama yani öyle olduğu için tezgahların ayar süreleri, ayarlanmaları, efendime söyleyeyim şablonların yapılması bu gibi şeylerde çok pratik yollar ve pratik metotlar bulduk. Öyle olunca yani gerekirse bir günde 5 defa tezgahın ayarını değiştirip şablonunu değiştirip 5 çeşit parçayı belirli sayılarda taşlayabiliyoruz. Bu gibi tezgahlar genelde Avrupa'da tek iş üzerine mesela bir el kolu, segman, dix gibi buna benzer dişli gibi parçaların sürekli halde taşlanması için otomasyonlar kurulmuş. Parçayı kendisi alıyor, kendisi veriyor. Ama bizde değişiklik olduğu için, yani talepler az, çeşitli olduğu için, yani sayılar az,
çeşitli olduğu için biz hep ayarları yeni baştan yapıyoruz. Bu şekilde üzerine bir otomasyon yerleştirmedik. Ama gün gelir ki sayılar yükselir, yüksek sayılarda parça istenen, yani puldur, efendim dişlidir gibi bir şekilde gelecek olursa biz bunları otomasyonda yapacak durumdayız. Celalettin Usta, atölyenizde çekim yaparken bir fırından bahsettiniz. Bu fırın ne işe yarıyor? O vakumlu fırın, yüksek dereceli vakumlu fırın. Biz bunları ısır işlem, sementasyon, nitrasyon, genelde nitrasyon ama şu durumda brezing, yani metallerin birleştirilmesi konusunda lehimleme dediğimiz olay konusunda çalışmalar yapmak için yurt dışından getirmiş bulunuyoruz. O şekilde denemelerimize devam ediyoruz. Isır işlemlerini başardık. Şu anda brezing, yani lehimleme konusunda çalışmaları devam etmektedir. Yani bu konuda da yani çalışmalarımız, bilgilerimiz yenileştireceğiz, geliştireceğiz. Bu konuda da bir gayret gösteriyoruz. Çünkü artık lehimlenmiş parçalar Konya'daki sektörde bayağı yerini buldu. Ama bu konuda hizmet verecek sektör temsilcileri az olduğu için bu konuya da bir çalışma yapmak istedik. Aslında şu an sizin yapmış olduğunuz hizmet bir Konya ile sınırlı değil, tüm Türkiye genelinde yapılan bir hizmettir. Yapmış olduğunuz hizmet çok büyük bir öncülüktür. Bu durumda ekonomik şartlar da çok önemli. Devletten veya yerel temsilcilerden bir destek alıyor musunuz? Bu gibi işleri hep kendi bünyemizde, kendi gayretlerimizle halletmeye çalıştık. Size bir örnek anlatayım. Biz Amerika'daki bir firmayla bir görüşme yaptık. Bizim daha önce oran ettiğimiz tezgahın aynısını istedik. Yani Gartner GRF-750. Bu arkadaş 1988 model makinenin hidrolik gelip gitmesini yenileştirmiş, hidrolik gelip gitmesini, osilasyonu yapan makineyi bize 300 bin dolara teklif etti. Aynı zamanda dedik ki ya biz bu hidrol istemiyoruz, biz buna yani motor istiyoruz, siklon motor istiyoruz dedik. O da 95 model tezgahı da bize 560 bin dolara teklif etti. Teklifler burada. Bunlar da overhaul edilmiş tezgahlar, yani yenileştirilmiş tezgahlar. Yani tezgahların yurt dışındaki kıymetleri çok yüksek. Eğer hedef iş için bir tezgah almak isteyen bir arkadaş, yani 600 bin, 700 bin, 800 bin euroyu veya doları gözden çıkarmak zorunda. Çünkü bunların üreticileri İtalya, Almanya, efendime söyleyeyim Amerika, bu gibi ülkeler. Bu tezgahlar el yapımı tezgahlar. Her tezgah teker teker dizayn ediliyor. Kaynatılıyor, kızaklar yerleştiriliyor, taşlar yerleştiriliyor. Hakikaten yani zahmetli bir iş. Ama bu sektörde biz de bir konuda başarı gösterdik. Kendi tezgahlarımızı overhaul edip, yani yenileştirerek sisteme katabiliyoruz. Yani ne mutlu yani bu işleri yapanlara. Avrupa'da bile bazı özel tezgahlar, yani gövdesi sağlam olup tezgahlar, yani bir cep telefonunun sistemi eskiyor. Yeni cep telefonda başka sistemler gelişiyor. O tezgahlar üzerinde olan sistemler eskimiştir. Yeni sistemler geçirilmesi gerekir üzerine. İşte bunu yapıyorlar. Onlar da ikinci el tezgahları yapıyorlar, yenileştiriyorlar. Böyle büyük tezgahları, efendime söyleyeyim, hakikaten yenisinin çok çok pahalı olan tezgahları yeni baştan, eski tezgahları yeni baştan üretiyorlar, yeni baştan sistem geçiriyorlar, ikinci müşterilerine veriyorlar. Ama biz bunu kendi bünyemizde yapmamızdan dolayı hakikaten bir kazanç içindeyiz. Bu konuda arkadaşlara, isteyenlere de teknik bilgi olarak da yardımcı oluyoruz. Celalettin Usta, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Bizleri yanımıza geldiniz, dertlerimize ortak oldunuz. Bu yüzden Mesaj TV YouTube kanalına teşekkür ediyoruz. Çalışmalarda başarılar diliyoruz. Hakikaten sanayimizin kalkınması için bu gibi programlara ve arkadaşlarla ilgili diyaloglara ihtiyacımız vardır. Birbirimize yardımcı olalım, istihdamı arttıralım, memleketteki işsizliğe bir çare bulalım. Bu yüzden hakikaten büyük bir gayret içinde olmamız gerekiyor. Yeniden çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Yeni Mesaj TV YouTube kanalımızda Celalettin Güner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiler ve gerçekten bir istihdam alanında, üretim alanında
Türkiye'de öncü bir firmamız. Sizden dileğimiz Yeni Mesaj TV YouTube kanalımızı takip etmeniz, videolarımızın altlarına yorum yapmanız. İnşallah faydalı bilgiler vermişizdir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi izlemeler efendim.